Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalım Tony Yuka. Hoş geldiniz. Ben Eray. Bugün yine güzel bir videoda da sizlerle beraberim. Yine her zaman olduğu gibi AliExpress üzerinden yapmış olduğum alışverişimin ürün incelemesini, paket açılımını yapacağız. Ama öncesinde sizlere bir önceki videomda ilk vergili paketimi aldığımı söylemiştim. İlk vergimi ödediğimi söylemiştim. Vergi derken yani artık siz de biliyorsunuz AliExpress üzerinden yapmış olduğumuz alışverişlerde Türkiye'ye kadar gelen ürünler ücretsiz kargoyla gelirken artık Türkiye'de 1 TL dahi olan ürünlere vergilendirme uygulanacak, gümrük vergisi uygulanacak. Biraz isterseniz bunun üzerine çok kısa konuşmak istiyorum. Ondan sonra bu paketimi açacağım ve bu paketin üzerindeki vergilendirmeyi de vergilendirilmenin, ücretlendirilmenin nasıl yaptığını hakkında size kısacık bilgi vereceğim ve sonrasında bu paketi açacağız. 2019 itibariyle AliExpress üzerinden yapmış olduğumuz alışverişlerimizde her pakete 5.2 TL gibi bir rakam ödeyeceğiz. Gümrük vergisi ödeyeceğiz. Bu vergilendirme daha önceleri şöyleydi. Euro bazında 25 euro, dolar bazında ise 30 dolar ve üzeri olduğu takdirde biz gümrük vergisi ödüyorduk ama şu an öyle bir şey yok. Her gelen pakete bu paket 1 TL, 50 kuruş, 10 lira hiç fark etmez vergilendirilerek bizlere ulaşıyor. Tabi bu vergilendirme sisteminde de %15 ila %21 rakam belirlenmiş. Bu nasıl uygulanacak? Türkiye'ye gelen paketinizin üzerindeki total miktar hesaplanarak onun %15 ila %20'si tarafımıza vergilendirilerek bizlere ulaşmış oluyor. Misal siz aldığınız ürünün üzerinde diyelim 10 dolarlık bir işlem tutarı var. Bu 10 dolarlık işlem tutarın dolar karşılığı ne kadar? Ortalama diyelim 50 lira. 50 liranın %20'sini yani 10 TL'sini bize vergi olarak geri dönecek. Bu verginin yanında sadece 10 TL değil. Tabi bir damga vergisi, gümrük sunum ücreti de dahil edilerek bizlere gelecek. Yani 10 TL'nin yanında 70 kuruş damga vergisi, 4.50 kuruş da gümrük sunum ücreti. Onu da buradan bakıyorum çünkü bunun üzerinde bunlar sabit artık gelen paketin üzerinde. Bunlar bize sunularak gönderilmiş olacak ve bu miktarda bize yansıtılacak. Ortalama yani ne kadar ödeyeceğiz? 15 lira 20 kuruş gibi bir rakam ödeyeceğiz 10 dolarlık bir alışverişimize. Ama tabi gelen ürünlerin çoğunda biz biliyoruz ki satıcılar ürünlerin üzerindeki fiyatları çok düşük tutuyorlar. Ki elimdeki bu ürünün fiyatı da öyle, etiket fiyatı da öyle. Üzerinde 12 dolarlık bir etiket var. Size isterseniz şöyle göstereyim. Umarım net bir şekilde görünüyordur. Bu ürünün bana 12 dolar olduğu için 12 doların Türk parası cinsinden hesaplaması yapılmış. Ortalama 65-70 TL gibi bir rakama tekabül ediyor. Hani o günkü kur neyi gösteriyorsa onun üzerinden hesaplamalar yapılıyor ve gümrük vergisi bana 13.73 kuruş olarak yansıtılmış. Yine bunun yanında gümrük sunum ücreti 4.50 kuruş. Damga vergisi 0.70 kuruş şeklinde ve toplam ödediğim bu pakete miktarım, vergi miktarım 18.93 kuruş. Ama bu ürünün gerçekteki olan fiyatı tabii ki bu değil, 12 dolar değil. Ben bu ürünü 35 dolar aldım ama satıcı birçok pazarını açık tutmak için ürünlerin üzerindeki miktarları çok düşük tutuyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Ve bu bizim bir avantajımız olacak. Bir nebze avantajımız olacak. Aldığımız ürünlerin etiketi olmuş olsaydı şu an 35 dolar olmuş olsaydı belki ben şu an buna biraz daha fazla miktarda gümrük vergisi ödeyecektim. Vergilendirme sistemi bu şekilde. Umarım aydınlatıcı olmuştur. Kafanızdaki soru işaretler bir nebze gitmiştir. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz aşağıda sol alt köşede beğen tuşu var. Videomu beğenebilirsiniz. Eğer kanalıma da abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.